Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında yeni bir sureye başlayacağız. Mü'min suresi ve bu surenin 1 ve 9. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim, huruf-u mukatta'dan Kur'an'ın mucizeliğiyle alakalı bir bakış getiriyor ve o yönde değerlendirilmekte. Tenzilül kitab minallahil azizil alim. Kitabın indirilmesi aziz, alim olan Allah'tandır. Kitaptan murat Kur'an-ı Kerim olabilir. Genel anlamda da Allah'ın indirdiği bütün kitaplar. Ve Allah-u Teala bu indirmiş olduğu kitaplarda kendisinin aziz olduğunu, yani her şeye hükmettiğini, hükmünün karşısında durulmaz olduğunu ve her şeyi bilenin o olduğunu bize anlatıyor. Gafir-i zembi ve gabil-i tevb. O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul edendir. Şedid-i igab, cezası şedittir. Zittavl, ikramı boldur. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. İleyhil masir, dönüş onadır. Burada Allah-u Teala kendisini bazı isimleriyle, ünvanlarıyla bize bildirdi. Ve bunlardan bir tanesi Allah'ın azabının şiddet olmasıyla alakalı. Ama diğer üçü Allah-u Teala'nın ikramıyla alakalı. Ve Allah-u Teala sebegat rahmeti ala gadabi buyurmuş. Yani benim rahmetim gadabıma geçmiştir. Burada da üç tane ikramına delalet eden isim ve bir tane de azabına delalet eden isim nazara veriliyor. O günahları bağışlar, o tevbeleri kabul eder, o ikram sahibidir ve o aynı zamanda şedidül igaptır, cezası şiddetlidir. Ve ondan başka hak mabut yoktur, ibadete layık olan, mabudiyete layık olan ancak odur ve dönüş de onadır. İnsanlar şu alemde Allah'ın belirlediği bir süre yaşayacak, ardından diğer alemde Allah'ın huzuruna sevk edilecektir. مَا يُجَادِلُ ف۪ي اَيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah'ın ayetleri hakkında ancak kafir olanlar mücadele eder. Allah'ın ayetleriyle mücadele etmek, Allah'ın ayetlerini iptal etmeye çalışmak, onları tenkit etmek, onları geçersiz kılmaya çalışmak, bu gibi durumlar Allah'ın ayetleriyle mücadele ve bunu yapanlar da ancak kafirlerdir. فَلَا يَعْرُرْكَ تَغَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَاتِ Sakın onların, o kafirlerin beldelerde, şehirlerde takallup etmeleri, onların hareketleri, başıboş bir nevi ceza görmeden gezmeleri seni aldatmasın. Şu manada değerlendirilebilir. Yani kafir olanlar var ve bu kafir olanlar dünyada pek çoğu cezasını bulmadan çekip gidiyor. Firavun gibi, Nemrut gibi büyük inkar eden kimseler var. Ve bu kimseler görünüşte hakim, debdebeli, şaşalı bir hayatları var. İşte onların bu tarz halleri sakın seni aldatmasın. Aldatmasın derken insan şu manada düşünebiliyor. Madem Allah-u Teala kafirlerin düşmanıdır, neden kafirlere bu fırsatı veriyor? Neden kafirlere yeryüzünde hükmetmek gibi bir takım imkanlar veriyor? Bu da bir imtihan. Ta ki ehli imanın mücadelesi daha bir kaliteli olsun ve ehli iman onlarla daha ciddi bir şekilde mücadele edebilsinler. Kezzebet kablehum kavmu Nuh vel ahzab min badihim. Onlardan önce Nuh kavmi ve diğer ahzab, Hazreti Nuh'tan sonra gelen diğer Semud kavmi, Lut kavmi gibi kavimler, bunlar yalanladılar. Gelen peygamberleri yalanladılar. Ve hemmet küllü ümmetin bir rasulihim.
ve her ümmet kendi Resulünü, kendine gönderilen peygamberi liyehuzuhu, yakalamak, onu devre dışı bırakmak için gayrete geldiler. O şekilde mücadele ettiler. Ve cadelu bil batıl liyudhidu bil hak. Hakkı izale etmek, ortadan kaldırmak için batılla bir mücadele verdiler. Batıl yollarla hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verdiler. Fe ahaztuhum, ama ben onları netice itibariyle tuttum, yakaladım, cezalandırdım. Fe keyfe kâne ikab, benim ikabım, benim cezalandırmam nasıl oldu? Burada şu mesaj veriliyor. Nasıl ki Nuh kavmi uzun süre peygamberiyle mücadele etti. Daha sonra diğer kavimler peygamberlerine muhalefet ettiler. Ve peygamberin anlattıklarını iptal etmeye çalıştılar. Ama netice itibariyle şu dünyada da bir ceza gördüler. Peygamberimize bakan yönüyle, peygamberimiz döneminde de işte Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibiler önce galip görüldüler. Bunlar hükümrandı ve yetkileri, imkanları fazlaydı. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e şu mesajı veriyor. Onların şu anda galip görülmeleri sakın seni aldatmasın. Bunların görüp göreceği azıcık bir dünya saltanatıdır. Hatta dünyada da o saltanat ellerinden gidecektir. وَكَذَٰلِكَ, bunun gibi, hakkat kelimetü rabbike alellezine keferu, Rabbinin kafirlere karşı kelimesi hak oldu. Ennehum ashabunnar, onların cehennem ashabı olduğu ile alakalı Rabbinin kelamı hak oldu, tahakkuk etti. Yani Allahu Teala cehennemi kafirlerden dolduracağını bildiriyor. Dolayısıyla şu dünya hayatında kafirler cehennemi kazanacak şekilde işler yapıyorlar ve netice itibariyle cehennemi elde etmiş oluyorlar. Ve cehennemde cezalarını çekiyorlar, çekecekler. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهِ, arşı yüklenen, hamele-i arş olan melekler, وَمَنْ حَوْلَهُ, ve arşın etrafında bulunanlar, يُسَبِّهُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve yu'minune bihi, ve ona iman ederler. Ve yestağfirune lillezine amenu, ve iman edenler için istiğfarda bulunurlar. Onların bağışlanmasını isterler. Rabbena vesiate külle şeyin rahmeten ve ilme, ve derler ki ey Rabbimiz, sen rahmet ve ilimle her şeyi kuşattın. Yani senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşattı. Fa'fir lillezine tabu, sana tevbe edenleri bağışla. Ve tebe'u sebileke, sana tevbe eden, senin yoluna tabi olanları bağışla. Ve kıhim azabel cahim, ve onları cehennem azabından koru. Değerli izleyenlerim, arş Cenab-ı Hakk'ın saltanatından kinayedir. Nasıl ki padişahın tahtı olur, tahtından ülkeyi idare eder. Cenab-ı Hakk'ın da arşı var. Arş-ı rububiyetinden alemi idare etmekte. Arşa görevli olan melekler, kerubiyun diye tefsir kitaplarında bahsi geçer. Mukarreb melekler ve bunlar dört büyük melek olarak nazara veriliyor. Ama onlara bağlı olarak da daha nice melekler bu manada hamele-i arş olarak tavzif edilmiş. Bunlar Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar. Ve bize, yeryüzündeki insanlara da dua ediyorlar. Ve istiğfar talebinde, mağfiret talebinde bulunuyorlar. Tabi arştaki meleklerin biz insanlara duacı olması, bu günahkar insanlara duacı olması gerçekten düşündürücü bir durum. Çünkü insanın tabiatında günah var. Melekler ise tamamen masum varlıklar. Meleklerin günaha kabiliyetleri yok. Ve insan hamurunda ve çamurunda günah olduğundan bir takım günahlara giriyor. İlk insan Hazreti Adem yasak ağaçla imtihan edilmişti. Dayanamadı. Şeytanın vesvesesine kapılarak
o yasak ağacın meyvesinden yedi. Şu anda bizler de Adem'in torunları olarak günah ağacıyla imtihan edilmekteyiz. Günahlara karşı tabiatımızda meyil var ve elimize, gözümüze, kalbimize, aklımıza, hayalimize taalluk eden nice günahlar bulunmakta. İnsan bu günahlarla kirlenmekte. İşte melekler insanların günahlardan uzak kalmasını istiyor. Ama bu insanlar yine de bir şekilde günahın içinde. Ve bu insanlar için melekler, arştaki melekler istiğfarda bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretini, bağışlamasını istiyorlar. Ve dualarına başlarken, Ya Rabbi senin rahmetin her şeyi kuşattı, ilmin de her şeyi kuşattı. Bununla dualarına başladılar. Çünkü rahmet ile duaya başlamaları yeryüzündeki insanlar için Allah'tan rahmet, merhamet istemelerinden dolayı. Gerçekten nasıl ki güneşin ışığı her şeyi kuşatmıştır, her tarafı aydınlatıyor. Bizi kuşatan hava her tarafta bulunuyor. Havada, ışık da Allah'ın rahmetinin bir tecellisidir. Gökten inen yağmur Allah'ın rahmetinin tecellisi olduğu gibi. Etrafımızı kuşatan hava yine ilahi rahmetten bize haber veriyor. O hava içinde esen rüzgarlar ilahi rahmetten haber veriyor. Gökyüzünden inen yağmur, zaten ona rahmet diyoruz. O ilahi rahmetten haber veriyor. Cenab-ı Hakk'ın bize bütün ikramları, ihsanları, alemde yarattığı şeyler onun rahmetinin tecellileri. Ve şu hadsiz mevcudatı şenlendiren bilmüşahede rahmet. İşte melekler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin her şeyi kuşattığını nazara verdikten sonra insanlar için mağfiret talebinde bulunuyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bizleri bağışlaması da onun rahmetinin bir tecellisidir. Ve meleklerin nazara verdiği bir başka durum, Ya Rabbi senin ilmin de her şeyi kuşatmıştır. Çünkü bir şeyi bilmeden o şey meydana gelmez. Allah'ın yarattığı her şey o şeyleri bildiğinin bir delilidir. Çünkü bir şeyi meydana getirebilmek için onu bilmek gerekir. Allah-u Teala yarattığına göre elbette yaratan yarattığını bilmektedir. Böyle olunca bütün alemde meydana gelen şeyler Allah'ın ilmi dairesinde meydana gelmektedir. Ve Allah'ın bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim bunu yaprak bile Allah'ın ilmi dışında yere düşmez. Bu gibi manalarla bize anlatıyor. Bir yaprağın yere düşmesi cüz'i bir olay. Görünüşte tesadüfen rüzgar esiyor ve tesadüfen yaprak yere düşüyor. Ama gerçekte ise Allah rüzgarı estiriyor ve o yaprağı yere düşürüyor. İşte bir dalından kopan bir yaprak nasıl ki Allah'ın ilmi dairesinde yere düşüyorsa, alemde meydana gelen her bir olay da Allah'ın ilmi çerçevesinde meydana geliyor. Allah'ın bizi bilmesi, diğer bütün varlıkları bilmesi, onun yine rahmetinin de tecellisine vesiledir. Çünkü diyelim ki imkanları gayet iyi olan birisi çevresine yardımcı olmak istiyor. Engin, zengin bir merhameti var ama onların durumunu bilmiyor. Kimin muhtaç olduğunu bilmiyor. Bilmeyince yardım yapamaz. Veya ihtiyacı olmayan birine yardımı gönderir veya ihtiyacı olmayan bir şeyi gönderir. O zaman yardım tam da yerini bulmamış olur. İşte Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. O ilme göre rahmetinin tecellileri var. Ve melekler فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ Ya Rabbi, tövbe eden ve senin yoluna tabi olanları bağışla diyorlar. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَه۪يمِ Onları cehennem azabından korun. Çünkü günahlar insanı ateşe doğru götürür. Günahlar şu dünyada kalp ve ruh için manevi birer rahatsızlıktır. Diğer alemde de cehennemi netice verebilecek birer cezayı gerektiren durumları var. Ama bağışlandığı zaman artık insan o azaptan kurtulmuş olacak. İşte
cehennem azabından kurtulmak insanlar için en büyük bir hedef. İnsanlığın en büyük bir meselesi. Melekler de bu noktada, ya Rabbi, o yeryüzündeki insanları, sana tevbe eden, senin yoluna tabi olan insanları cehennem azabından koru diyorlar. Ve dualarının devamında şöyle diyorlar. Rabbena ve edhilhum cennete adın. Ey Rabbimiz, onları adın cennetlerine koy. Elleti vaattahum, onlara vaat etmiş olduğun adın cennetlerine. Ve men salaha min ebaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim, onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olanları da oraya koy. Yani bir insan aba ve ecdadıyla, aile fertleriyle, daha sonra onun neslinden gelen kimselerle elbette beraber olmak ister. İşte melekler bu açıdan onların salih olan ecdadını ve ailelerini ve onların nesillerini de kendileriyle beraber adın cennetlerine koy dediler. Bu da cennetin güzelliklerinden bir başkası. Çünkü cennet ehli orada birbirleriyle beraber olacaklar ve hoşça vakit geçirecekler. Meleklerin bu duasında onların salih olan ecdadı ve aileleri ve nesilleri denildi. Salih olmayanlar oraya giremeyecek. Yani iyi işler yapmayanlar, imanı olmayan veya günahları çok çok fazla olanlar beraber olamayacaklar. İnneke entel azizül hakim. Şüphesiz ki sen aziz hakimsin. Yani senin hükmünün karşısında engel olacak bir şey yoktur. Sen hakimsin. Her şeyi hikmetli, yerli yerince yaparsın. Vakihimus seyyiat. Ve dualarına şöyle devam ediyorlar. Ey Rabbimiz, onları günahlardan koru. Ve men tagis seyyiati yevme izin fakad rahimte. Artık bugün kimi günahlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılarsın. Ve zalike huvel fevzul azim. İşte bu en büyük kurtuluştur. Yani büyük kurtuluş ancak ve ancak budur. Değerli izleyenlerim, burada vakihimus seyyiat demeleri, yani onları günahlardan koru, gerçekten çok önemli bir dua. Günahlar insanı manen kirletiyor. Ve nasıl ki insan bir takım pisliklerin içinde bulunsa nahoş bir görüntü meydana gelir. Onun gibi günahlara giren bir kimse de melekler nazarında nahoş bir vaziyettedir. Biz nasıl ki sevdiğimiz insanların kötü halde bulunmasını istemeyiz, hamele-i arş olan melekler de yeryüzünde imtihan edilen, yeryüzünün aziz misafiri olan bu kimselerin günah kirleriyle kirlenmelerini istemiyorlar ve tertemiz kalmalarını istiyorlar. Her ne kadar melekler ayrı bir cins, biz ayrı bir cins isek de melekler tamamen ibadete göre programlanmış, günahlardan uzak bir hayatları var ve bizim de öyle olmamızı Cenab-ı Hak'tan istiyorlar. İnsanın beşeri yönüyle beraber meleki yönü de vardır. Yani bu insan melek gibi zikir, fikir, ibadet, tesbih, bu gibi şeylerle meşgul olabilir. Ama bu insanın şeytani yönü de var. Tamamen şeytanın peşinden gidebilir. Bu insanın hayvani yönü var. Hayvani lezzetlerin peşinde koşabilir. İdeali hem şeytani hem de hayvani yönümüzden uzak kalmak, meleki bir hayatı yaşayabilmek. İnsan bunu yapabildiğinde Allah'ın izniyle yüksek makamlara çıkacak ve diğer alemde de meleklerle görüşebilecek, kendisine dua eden o melekleri doğrudan görebilecektir. Cenab-ı Hak bizleri günahlardan uzak, tertemiz bir hayat yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.